Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, şükran lillah. Salatun ve selamu ala Resulillah. Evet sevgili arkadaşlar, yeni dersimize başlıyoruz. Hepinize merhabalar diliyorum. Bugün yeni bir başlığa geldik. El-itikadü's-sedîdi em işkâlâti ilmi't-tevhîdi. Yani tevhid ilminin yani anlaşılması bakımından zorlukları bağlamında uygun olan, münasip olan doğru itikat. Bu nasıl elde edilecek? Bu noktadaki usulü burada Ebu Hanife bizimle paylaşacak. Molla Ali'l-Kari de bunu şerh edecek şimdi. Evet, bu izah eşkele. Yani zor geldiği zaman, insan sıkıntı çektiği zaman, yani anlama noktasında, ey iltebese. İltebese lebise kökünden geliyor. Elbise giydirmek, yani karışık geldiği zaman, karıştığı zaman, alel insani. İnsan zorluk yaşadığı zaman, yani yani ilmi tevhidin herhangi bir konusunda zorluk yaşadığı zaman, yani hangi insanı kastediyor? Ey min ehlil imani. İman ehlinden bir kimse tevhid ilmiyle ilgili bir konuda anlamak açısından sıkıntı yaşadığı zaman şeyun yani bir şey neyden min dakaiqi ilmi tevhid tevhid ilminin ince, derinlikli, nüansları olan ve anlaşılması için çok emek sarf etmeyi gerektiren herhangi bir konusunda bir şey zor geldiği zaman yani velem yethakkak indehu hakaiku mekami tefrid yani her bir ayrıntısına kadar hakikatlerin insanın zihninde tam netleşmediği durumda ve meramit temcidir. Temcid kelimesini Türkçe'de de kullanıyoruz. Mesela bir şey karıştığı zaman temcid pilavına döndü şeklinde de diyebiliyoruz. Veya işte mecide kökünden gelmesi itibariyle övmek diyoruz. Yani böyle hakkıyla bir şeyi yani bu tevhid ilminin inceliklerini hakkıyla övme bağlamında kafasına bir şeyler oturmadığı zaman feyenbagî lehu ona gerekir, yapması gerekir. Ey yecibu aleyhi gerekir, aynı anlam. En yâtekide inanması gerekir. Nasıl inanması gerekir? Ma huve sevabu indallahi teala. Yani henüz net bilgiye ulaşmamış ama bir niyet beyanı. Nedir? Ya Rabbi ben bu konuda düşünüyorum, doğruyu bulmaya çalışıyorum. Fakat senin katında doğru olan neyse ben her şeyden önce ona iman ediyorum. Şeklinde bir hal üzere araştırmaya odaklanması gerekir. Yani başlangıç noktasında ey bir tarikat icmal genel itibariyle Rabbim senin katında doğru olan neyse ben ona inanıyorum. Ne zamana kadar bu genel geçer tavır sürecek? İla en yecidi alime. Bir alim ya bu konuyu bilen bir insanı bulana kadar. Ey yani arifen bir hakikatil ahvali. Yani bu konuları, bu durumların künhünü, özünü bilen bir kimseye rastlayana kadar. Feyes'elû, onu bulduğu zaman da hemen sorması gerekir. Ey yani liya'lemel imâne tafsiliye alâ veçil kemal. Yani tam anlamıyla detaylı bir, ayrıntılı bir şekilde imani meseleyi bilene, anlayana kadar. Ve la yes'ahu tehirut talep. Yani böyle bir talebin, yani böyle bir araştırma isteğinin geciktirilmemesi gerekir. Ey inde tereddüdihi fi sıfatin min sıfatil celal. Yani Yüce Allah'ın işte celal sıfatlarından herhangi bir sıfatı noktasında bir tereddüdü olduğu zaman ev nu'util cemal ve işte o cemal sıfatları noktasında ve la ya'dihu il vakfi fihi yani burada durması
bir mazeret değildir. Yani durması derken düşünmemesi, akletmemesi, düşünmeyi durdurması, herhangi bir şey yapmaması, hakikati bulma çabası içerisine girmemesi onu mazur kılmaz. Ey bitevakkufihi fi marifeti hadihil ahvali. Yani bu vakıfe kelimesi çok ilginç bir kelime. Yani birbirine zıt anlamları da ifade edebiliyor. Vukufiyet de buradan geliyor mesela. Yani vukufiyet nedir? Böyle durarak sağlam bir şekilde olayın mümkün olan bütün yönlerini bilmek, ona müttali olmak anlamı da var. Vakf olarak kullanıldığı zaman durmak, düşünmemek gibi bir anlamı var. Burada da tevakkuf şeklinde geçiyor. Tevakkuf da burada duraklama, ara verme. Yani bu durumları bilme noktasında düşünmeme gibi bir durumu olamaz. Ve ademi tefhusihi bir suali. Yani fahasa muayene etmek, araştırmak anlamları var. Tefhus ise araştırmak, incelemek, tetkik etmek gibi anlamları var. Yani bu konuda sorular sorarak araştırmasına devam etmek zorundadır. Devam etmiyorsa insan mazur değildir. Ve yekfuru eyfil hali. Yani ne diyelim, küfre girer. Hangi durumda? İn vakafe düşünmezse, yani hakikati bulma peşinde koşmazsa insanın yolu küfre doğru gider. Ey bi en tevakkafe ale beyanil emri fil istikbal. Yani gelecekte o işin açıklanması bağlamında durursa muhtemelen yolu küfre doğru gider. Lianne tevakkufe, çünkü durmak, düşünmemek mucibun lişekki, şüpheyi gerektirir. Buradaki şek iyi anlamda bir şüphe değil, kötü anlamda bir şüphe. Ve huve fîmâ yefkalidu itikâduhu kel inkâri. Yani şöyle diyelim, inanılması gereken bir konuda, inanılması gereken bir konuda durmaması gerekir. Yani inanılması gereken, acil, bir an önce kabul etmesi gereken bir konuda şüphe duymak inkar gibidir. Valide bu nedenle Ebu Talu kavle serciyi min ashabine haysu kale şöyle diyerek bizim işte arkadaşlarımızdan tercihinin görüşünü çürütmüşlerdir diyoruz. Tercih, hemen bakıyoruz. Muhammed İbni Şükrani Tercihü min fukahail Hanefi fakihlerinden 3. asırda, 3. asırda yaşamış bir alim. Bunun farklı bir görüş olduğunu burada anlıyoruz. Ekulu bil muttafaki, ittifakla söylüyorum ki ve huve ennehu kelamu teala, Allah Teala'nın kelamı. Ve ekulu mahlukun ev kadimun. Ne diyormuş bu? Diyorum ki Allah'ın kelamıdır, fakat şunu demiyorum, yaratılmış ve yaratılmamış demiyorum. Yani bu birçok Hanefi Muaturdi kitaplarında geçer. Kalın Kur'an meselesinde böyle bir görüş nakledilir. Nedir o? İşte iki tane temel görüş var biliyorsunuz. Birincisi Kur'an mahluktur şeklinde. Mutezile'nin görüşü. Kur'an mahluk değildir şeklinde bir görüş var. Ehl-i Sünnet'in görüşü de kendi arasında çeşitlere ayrılıyor. Şu an detayına girmiyoruz. Selci'yi burada örnek vermiş. Selci ne diyor? Bu evet Allah'ın kelamıdır, fakat mahluk mudur değil midir? Bu noktada herhangi bir görüş belirtmiyor. Yani bu bir şüphedir. Şüphe de aynı inkar gibidir diyor. Burada ya mahluk diyecek veya değildir diyecek. Yani Ehl-i Sünnet'in görüşü değildir, değildir demesi gerekir.
bu şekilde inanması gerekir ve daha sonra bunu çalışarak, düşünerek, araştırarak bir nihayete, bir sonuca eriştirmesi gerekir diyor. Hâlâ işte bu konu vel muradu bi dakâik ilmi tevhidi, tevhid ilminin incelikleri, nüansları, yani böyle çok düşünmeyi gerektiren konuları, eşya'u yekûnu şekku ve şubhetu fîhâ münafiyen lil iman. Öyle konulardır ki burada herhangi bir şek ve şüphe olması imanı ortadan kaldıran bir konudur. Bir duruştur, bir davranıştır. Ve münakıdan lil ikani bi zâtillâhi teâlâ ve sıfâtihi. Yani Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatı hakkında ikam, yani görüşü kesinliğe ulaştırmanın tersine bir durumdur. Bununla çelişik bir durumdur. Ve marifet keyfiyeti mümini bihi bi ahvali ahireti. İşte yani bir müminin işte ahiret ahvali ile ilgili konuları bilmesi noktasında çelişkili bir durumdur. Yani böyle şüphede ve şekte kalma. Fela yunafi ennel imame tevakkafe fi ba'di ahkami. Şimdi imamın bazı konularda farklı bir açıklama getiriyor. Bazı konularda herhangi bir görüş belirtmemesi burayla çelişmez. Niye? Lianha fi şerai'il İslam. Çünkü bunlar İslam'ın şerai'inle ilgilidir. Şerai noktasındadır. Fel ihtilafu fi ilmin ahkami rahmetun. Yani bu hükümler, yani ahkam ilmi noktasındaki farklılıklar, farklı düşünceler aslında bir zenginliktir, bir rahmettir. Vel ihtilafu fi ilmi tevhidi vel İslami, fakat yani burada kastettiği, ahkam ilmiyle kastettiği işte fıkhi konular, muamelata ilişkin ve İslam hukuku ile ilgili konular. Ama vel ihtilafu fi ilmi tevhidi vel İslami, tevhid ilmi ve İslam hakkındaki konularda ihtilaf, farklı düşünme, valaletun ve bid'atun, bunlar sapkınlıktır ve bid'atçiliktir. Vel hata'u fi ilmi ahkami mağfur. Ahkam ilmiyle, ahkam ilmindeki herhangi bir hata affedilebilir. Vel sahibi fi mecur. Aksine yani bu konuda, yani ahkam ilminde, yani fıkhi konularda yanılan bir kimse yanılsa bile ne diyelim, mükafatlandırılır. Çünkü bir gayret içerisindedir. Mesela fil-hatai fi ilmil kelam. Kelam ilmindeki hata yapmanın aksine ahkam ilminde hata yapan bir kimse mükafatlandırılır. فَاِنَّهُ كَفَرَ وَزَوَى. Çünkü yani kelam ilminde yapılacak bir hata kişiyi küfre götürür ve günahkar kılar. Ve sahibuhu menzuru, ve bunu isteyen bir kimse nedir? Bunu isteyen bir kimse yani yanlış yapmıştır. Dürüst olmamıştır. Ve bunun ne diyelim, hatasını çeker anlamında söyleyeyim. Evet, usule ilişkin bir başlıktı. Buradan şunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın koymuş olduğu ilkeyi Allah katında doğru olan neyse ona inanmak evvel emirde ve onun hakikatini keşfetme noktasında çaba sarf etmek ve bu çabayı kesinlikle geciktirmemek, geri durmamak esastır şeklinde bir metodu burada çizim. Evet, şimdi başka bir konuya geçiyoruz. Haberül Miraç konusuna. Haberül Miracı hakkı. Miraç rivayeti, Miraç haberi haktır. Haberul Miraç, Miraç haberi, Miraç rivayeti
Ey bir cesedil Mustafa aleyhissalatu vesselam yakavaten ile semai, yani Hazreti Peygamber'in bizatihi ne diyelim fiziki olarak uyanık halde göğe yükseltilmesi. Sımma ile maşa Allahi minel makamatil ula ve daha sonra Allahü Teala'nın arzu ettiği, istediği yüce makamlara ulaştırması hak gerçektir. Ey hadisuhu sabitun bi turukin mutaaddidet. Yani bunun hakikati neyle sabittir diyor. Bu bağlamda gelen bir hadisle ki farklı yollardan gelmektedir. Farklı yollardan gelmesi bir anlamda bunun güçlü olduğu şeklinde bir yorum yapıyor burada Molla Aliyülkari. Femen reddehu, her kim ki bunu kabul etmezse, yani Miraç rivayetini kabul etmezse, ey zâlikel haber, yani bu haberi, bu rivayeti, velem yu'min bi muktaza zâlikel eseri, yani bu rivayetin gereğine iman etmez ise, fehuve vâllun mubtedi'un, bu sapkındır ve bidatçidir. Yani dinde olmayan bir şeyi çıkarmıştır. Ey camiun beyne dalaleti vel bid'at. Hatta daha öte hem sapkınlığı hem de yeni bir dinde olmayan bir şeyi çıkarması itibariyle bunları birleştiren daha üst kademede ne diyelim yanlış yola giden bir insandır diye söylüyor. Ve fi kitabı hulasati, hulasa isimli kitapta geçtiği üzere men enkeren miracı. Miracı inkar eden bir kimse. Yunzar. Bakılır. İn enkerel İsra'e min Mekke'te ile Beytil Mukaddesi. Yani Mekke'den Kudüs-ü Şerife olan İsra hadisesini inkar ediyor ise fevve kafir. Bu adam kafirdir. Velev enkerel miracı min Beytil Mukaddesi. Şayet bak dikkat edin. Önemli bir şey söylüyor. Aslında burası bir anlamda konunun tartışmalı olduğunu da kabul ettiğini gösteriyor buradaki ifade. Velev enkerel mi'race min beytil mukaddesi şayet Kudüs-ü Şerif'ten göğe yükselmeyi kabul etmiyor ise la yukeffaru veya la yekfuru, tekfir edilmez veya kafir olmaz diye söylüyor. İsrail inkar eden kafir olur. Miracı inkar eden kafir olmaz diyor. Ve zelike bunun açıklaması şudur. Yennel İsra'e çünkü İsra yani İsra ne demek? Gece yürüyüşü. Minel haremi ilel haremi yani bir harem-i şeriften yani Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-ü Şerife olan gece yürüyüşü sabitun bil ayetle sabittir gerçekliği. Ve hiye kat'iyyetü delaleti. Bunun delaleti son derece açıktır ve kesindir. Vel miracu min beytil mukaddesi ile semai. Fakat miraç olayı yani beyt-i mukaddesten Mescid-i Aksa'dan Kudüs-ü Şerif'ten göğe yükselmişse sebete bir sünnet. Sünnetle sabit olan bir şeydir. Vehiye zanniyetir rivayeti ve dirayeti. Dolayısıyla yani ne kadar sünnetle sabit olsa da yani bu bir anlamda zan içeren bir rivayettir. Gelen bir şeydir, görüştür. Fakat efradet fi hazil mes'eletil musavvaret. Yani bu düşünülen meselede tek kalır. Risaletin muhtasarat. İşte muhtasar bir risale ve semmeytuha pardon arkadaşlar özür dilerim ve efrettu fi hadi meseletil musavvareti şimdi şuradan efrediyi tekrar bakayım. Yazdığı bir esere yani işaret ediyor anladığım kadarıyla. Yani bu konuda bir eser yazdım. Risalete muhtasareten
Sabri Risale. Ve semmeytuha, bunu isimlendirdim. Bil minhacil ulviyi fil mi'racin nebeviyye. Yani nebevi miraç hakkında ulvi bir metot. Vakat azraba vakat azraba şarih akaidi fi tevili kavli Aişe radıyallahu teala anha. Yani akaid şarihi, yani burada kastettiği muhtemelen Ömer Nesefi'nin akaidinin tarihlerinden birisi. Yani çok aşırı gitmiştir. Hazreti Ayşe'nin görüşünü Hazreti Ayşe'nin görüşünü yorumlar iken ma fakata cesedi Muhammedin aleyhissalatu vesselamu leyletel miraci. Yani Hazreti Peygamber'in peygamber fiziksel olarak kaybolmadı. Yani fiziki olarak Mekke'deydi diyor. Miraç gecesinde haythu kâle, şöyle diyerek manahu ma fakade cesedu anir ruhi bel kâne ma'hu ve ruhu. Yani evet, ma fakade cesedu anir ruhi, yani cesedi ruhundan ayrılmamıştı. Aksine onunla birlikteydi şeklinde bir alıntı yapıyor. Burada aşırıya gittiğini söylüyor. Ve garabetuhu la tahfa. Yani bunun çok garip, aşırı bir yorum olduğu açıktır. Ve tevilü sahihu, burada doğru olan yorum enel miraca miraç kâne bi Mekke'te, Mekke'de olmuştur. Fi evvelil bi'seti, yani peygamberliğin ilk zamanlarında, ilk yıllarında haythu lem tulet Aişetu, ki o ilk yıllarda Hazreti Ayşe daha doğmamıştı, dünyada yoktu. Ve yukalu, veya şöyle denebilir, el kadiyyetu kânet müteaddideten, yani buradaki mesele ne diyelim, işte çok çeşitli varyantları vardır. Valide bu nedenle ihtelefe veya uhtilife fil intihai, bunun sonuçlandırılması noktasında ihtilaflar vardır. Fakile denildi ki iler cennet, yani buradaki yükselme cennete doğru oldu. Fakile başka bir görüşte diyor ki ilel arş, arşa doğru oldu. Fakile başka bir görüşte denildi ki ila ma fevkahu, bunun arşın da üstünde bir yere oldu. Ve huve makamı, işte şu makamda dena fededelle ve fekâne kâbe kavseyni ev etne. Bu malumunuz şeyde geçiyor. Necim suresinde geçiyor. Şundan hemen bakalım. Necim suresi. Bakalım meallerde nasıl vermişler. Sonra ya dene dünya yaklaşmak, o şeyden geliyor. Yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar veya daha yakında o. Ve ne yelzemu min taaddudil vakiati, yani burada şu ne diyelim? Yani burada vakanın yani gerçekleşmesiyle ilgili çeşitli anlatımların olması, işte fardus salati kulle marratin kema tuhimu İbnül Kayyim'i mutaride. Yani İbnül Kayyim'in itiraz ederek getirmiş olduğu, işte her seferinde işte namazın farz kılınması falan, yani bunu burada çıkarmakta çok mümkün gözükmüyor şeklinde ifade ediyor. Genel hatlarıyla böyle deyip geçelim. Evet, bir diğer konumuz ma ce'et bihi sünnetu min eşrâti sâ'ati hakkı.
Yani sünnetin kıyamet alametleriyle getirdiği şeyler haktır. Nedir bunlar? Evet. Ve hurucu deccali ve yecuce ve mecuce. Deccal'ın ortaya çıkması, yecuc ve mecucun ortaya çıkması. Kemal Gale Teala, Allah-u Teala'nın dediği gibi hatta izel fütihat yecucu ve mecucu. Yani bu işte yecuc ve mecuc çıldığı zaman vuhum min kulli hedebin yensilûn. Yani bunlar her taraftan böyle sel gibi akacaklar. Vatulu şemsi min mağribiha. İşte güneşin batıdan doğması. Kemal Kale Teala yevme yetti. O gün geldiğinde bazı ayet Rabbike, Rabbinin bazı ayetleri geldiğinde la yenfa'u nefsen, hiçbir kimseye fayda vermez. İmanuha, imanı fayda vermez. Lem tekun amenet min kablu. Eğer önceden iman etmemişse, ev kesebet fi imaniha hayran, veya işte imanında herhangi bir hayır yoksa. Ve nuzulu İsa aleyhisselamu mines semâ. Evet, en çok tartışmalı konulardan bir tanesi. Bakalım Mollalil Kari ne diyor bize? Nasıl bir yorum getiriyor? Kemal Allahu Teala. Allahu Teala'nın buyurduğu gibi ve innehu le ilmun lis-saati. İşte buradaki hu kime gidiyor? Kur'an-ı Kerim'e mi gidiyor? İşte Hazreti İsa'ya mı gidiyor? Bu tartışmalı bir konu. İşte o kıyametin bilgisidir. Ve kâle Allahu Teala. Yine Allah Teala buyuruyor ki ve in min ehlil kitabi illa le'yu'minenne bihi kabl mevtih. Yani ehli kitaptan hiçbir kimse yoktur ki yani ölümünden önce inanmaz. Yani Hazreti İsa'ya yani bu hakikate, bu gerçeğe ve fi nuskatin kadime kuddime pardon ve fi nuskatin kuddime başka bir nüshada tulu'u şemsi alel-bakiyyeti yani güneşin yükselmesi yani batıdan doğması diğerlerinin önüne geçirilmiştir. Ve alâ kulli takdirin yani her halükarda fel-vâvu buradaki vav limutlakil cem'iyeti. Yani bütünün mutlaklığı mı diyelim artık. Şu an tam net bir şey ifade edemiyorum. Vav mutlak cemiyet, cem'iyi mutlak ifade eder. Ve illa ki bu durumda fetertibul kadiyeti yani bu meselenin sıralaması emnel mehdiye Mehdi yazharu evvelen fil haremeyni şerifeyn. Buradaki olayların sıralamasından bahsedecek. Yani kıyamet gelecek ama işte kıyametin gelişinde de olayların sıralaması ondan bahsediyor. Annel Mehdi yazhar evvel. İlk önce Mehdi ortaya çıkacak. Fil halemeyni şerifeyni. İki halemi şerifte yani Mekke ve Medine'de. Sümme ye'ti Beytel Mukaddesi. Sonra Kudüs-ü Şerif'e gelecek. Kudüs'e gelecek. Ve Deccalu Deccal gelecek ve yahsuruhu fî zâlikel hâli. Onu muhasar edecek. Fe yenzilu İsa aleyhisselamu minel minareti şerkiyeti fi Dimeşka Eşfami. Yani aslında bizim klasik literatürde Şam dediğimiz yer bugünkü Suriye, Filistin, Lübnan bütün bölgelere Şam deniyor aslında. Bizim Türkçe'de Şam dediğimiz şehir için kullanılan Dımaşk ifadesidir. Yani Dımaşk yani Türkçedeki şehirle Şam şehrindeki işte Emeviye Camisi'nin işte Doğu minaresinde Hz. İsa inecek ve yeciyu ile Deccal'e gelecek fe yaktuluhu bi zarbetin fil hali bir darbeyle onu öldürecek fe innehu yezuhu kel milhi fil ma'i
Şimdi şu zevk kelimesine bir bakayım. Evet. Eriyecek. Yani ne gibi eriyecek? Kuz gibi eriyecek. Kuzun suda erimesi gibi eriyecek. İnde nüzul İsa aleyhisselam mine semai. Hazreti İsa'nın gökten inişi esnasında Deccal kuzun suda erimesi gibi eriyecek. Feyectemi'u İsa bil Mehdi'yi. Hazreti İsa Mehdi'ye katılacak. Birleşecekler. Fakat kıymetussalatu namaz ikame edilecek. Feyüşirul Mehdiyyu li'İsa bittakaddumi nasıl diyelim? Feyüşirul Mehdiyyu şuradan Eşarefine bakalım da. Eşarefine. Yani dile kullanılıyor burada. Yani anladığım şu, yani Mehdi işte Hazreti İsa'nın öne geçmesini isteyecek. Yani onu kastediyor diye anlıyorum. Namazı kıldırması için. Feyemteni'u muallilen. Fakat o bunu yapmaktan, öne geçmekten sakınacak. Bi'enne hâzi salâte kıymetleke. Yani bu namaz, işte bu namazı sen kıldıracaksın gibi. Fe ente evle. Sen benden daha evlasın. Bi'en tekunel imam. Bi'en tekunel imam fiyaden makamı. Bu makamda sen imam olmalısın. Yani sen benden daha öndesin diyecek Hazreti İsa'da. Ve yaktedi bihi. İşte orada ne diyelim? Hazreti İsa Mehdi'ye uyacak. Li yuzhira mutabaatehu li nebiyyina. Yani orada Hazreti İsa'nın Mehdi'nin imametine uyması bir anlamda Hazreti Peygamber'e tabi olduğunu da açığa çıkaran bir şey olacak. Kema yeşara ile hadel mana aleyhissalatu vesselam bu kavlihi Hazreti Peygamber'in şu sözüyle işaret ettiği manayı burada görüyoruz diyor. Lev kâne İsa hayyen, şayet İsa, Hazreti İsa yaşıyor olsaydı, ma vesi'ahu illa etba'i veya illa ittiba'i. O ancak bana tabi olurdu. Tabi olunmaktan kaçınmazdı. Lakat beyentu veçe zelike inde kavlihi teala. Yani Allah-u Teala'nın şu sözü bağlamında bunu açıkladım. Ve izâ ehezallahu mîsâkan nebiyyîne. Allah peygamberlerden söz, ahit aldığı zaman lemâ âtâkum min kitâbin hikmetin. Yani size kitap ve hikmet verdiğim zaman sümme câekum resûlün, sonra bir peygamber geldiği zaman el aya fi şerhi şifa, şerhi şifada geçiyor diyor ve gayri diğer eserlerde. Vakat varada ennehu, yine şu da varit olmuştu. Ve yapka fil ardi erbaine senet. Yeryüzünde 40 sene kalacak Hazreti İsa. Sümme yamutu, son ölecek. Ve yusalli aleyhil muslimune, Müslümanlar onun cenaze namazını kılacaklar. Ve yudeffinunehu, ve onu defnedecekler. Ala ma revahu tayalisi fi müsnedihi. Tayalisi'nin müsnedinde rivayet ettiği gibi. Ve revâ gayruhu, ve başkaları da rivayet ediyor. Ennehu yudeffenu, defnedilecek. Beynen nebiyyi ve sıddık, yani Hazreti Peygamber ile Hazreti Bekir arasına defnedilecek. Ve ruhiye ennehu
yudeffanu beyne şeyhin. Rivayet ediliyor ki iki büyüğün, iki şeyhin arasına defnedilecek. Fehniyen lişşeyhayni kema iktenefe bin nebiyyine. Tekrar şu kelimelere bir bakayım. Haniyen deyince evet. Yani o ne diyelim işte ya afiyet olsun anlamında kullanıyoruz. Mübarek olsun, kutlu olsun anlamında. İktenefe bin nebiyyine. İktenefe. Yani kastı anladığım kadarıyla Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer, yani ikisi de nebiler tarafından kuşatılmış olacak. Bu bakımdan da çok mübarek bir ne diyelim makama kavuşmuş olacaklar diyor. Ve fi rivayetin ve bir rivayette de ennehu yemkusu seb'a sinine, yani 7 sene kalacak ile, ve yine şöyle bir görüş var. Ve hiyel asahhu, en doğrusu diyor. Vel muradu bil erba'ine fi rivayet ula, birinci rivayetteki 40 yıldan maksat müddete veya müddetu mekefihi kabler ref'i, yani def edilmezden önceki kalışını ifade ediyor. Erbaini sene ve badon ve sonrasını. Yani derler ya işte 33 yaşında göğe çekildi. İşte 7 sene tekrar nüzulüyle geliyor. 40 sene oldu. Fe innehu rufi'a, göğe çekildi. Ve lehu selasun ve selasun senet. 33 yaşında göğe çekildi. Yani ya işte Yahudiler haça gelmek istedikleri zaman. Bu fişer akaidi, fişer akaidde de geçtiği üzere sahru doğrusu en İsa aleyhissalatu vesselam, Hazreti İsa yusalli bin nasi, insanlara namaz kıldıracak ve yukmihi, bunlara imamet edecek. Ve yektedi bihi el mehdiyu, mehdi de ona uyacak, liennehu efdalu, çünkü en faziletlidir, ve imametu evla, ve imameti evlat. Alıntı bitti. Ve la yunafi ma kattemnehu kemâ la yakfa, açık olduğu üzere yukarıda anlattığımız şeyle bu da çelişkili olmaz diyor. Bunları anlattı. Şimdi İsrail'e gidiyor. Sümme yadharu yecucu ve mecucu, sonra yecucu ve mecucu çıkacak. Fe yuhlikuhumullahu cemi'an, Allah-u Teala hepsini helak edecek. Bereketi duaihi aleyhim. Yani ne diyelim? İşte onun duası bereketiyle, ya yani onlar için duası bereketiyle sonra yemutur müminler, sonra müminler ölecek. Ve tatla'u'ş-şemsu min mağribiha. Bundan sonra güneş batıdan doğacak. Ve yurfa'ul Kur'an'ı, Kur'an kaldırılacak, yani sayfalardan, hafızalardan silinecek. Kema ravab-ı mace in hadisi Huzeyfe'de, yani Huzeyfe'den nakille aktardığı hadiste herhalde Yenderisi olması lazım. Yedrus'u, sen orada bir nun düşmüş gibi Yenderisi. İnderese malumunuz yok olmak anlamında, hemen şuradan tekrar teyit edelim. Evet, silinmek, kazınmak. Peki oradaki nun unutulmuş gibi. Yenderisul İslam keme yenderisu ve şey'us sevbi, ey yani İslam işte bir şeyin veşyus sevbi diyelim. Veşyus sevbi.
Ne demek ve şu sevbi? Yani kumaşın üstüne işlenen bir otif, renk, boya, bunun kaybolması gibi İslam'da silinecek. Ey atrafuhu, bütün her yerden, hatta la yedri siyamun ve la salatun ve la nusukun, yani ne kimse oruç bilmeyecek, işte, ve la yedri siyame ve siyamun ve bil dediğimiz oruç bilinmeyecek, namaz işte, yani ibadetler, ve la sadakatun sadaka ve yesra ala kitabillahi, ne diyelim, yesra ve yesra ala kitabillahi fi leyletin, yani fela yebka fil ardı ayetu, yani Allah'ın kitabı silinecek, yeryüzünden bir ayet kalmayacak. Varaval Beyhaqiyyu, Beyhaqi de fi Şa'bil İmani isimli eserinde An İbni Mesud'un radıyallahu anh, İbni Mesud'dan rivayet ettiği şekliyle kale, dedi ki İkra'ul Kur'an'a, Kur'an-ı Kerim okuyun, kabl en yurfa, yani kaldırılmazdan önce okuyun, fe innehu la takumus sa'atu hatta yurfa, yani Kur'an-ı Kerim yeryüzünden kaldırılana kadar kıyamet kopmayacak. Galu. Dediler ki hadi mesahifu turfa, yani bu saflar mı kalkacak? Ve keyfe? Mafis durum. Tamam da yani bu kalplerdeki kale dedi ki yazdı aleyhim leylen, yani öyle bir gece gelecek ki onların üzerine feyur min sudurihim, onun sonucunda kalplerden, insanlar sabahladığında kalplerden silinecek. Feyusbihune yekulune, şöyle demeye başlayacaklar. Lekennena kunna na'lemu şeyen, biz bir şeyler biliyorduk ama sümme yekaune fişkari dur bakayım buna ne diyebiliriz? Yani sanki mırıldanmak, sonra bir şeyler mırıldanacaklar ama hiçbir şey gelmeyecek gibi anladım. Farklı da olabilir. Gâlel Kurtubi de dedi ki ve hâzâ, bu innemâ yekûnu ba'de mevti İsa, Hazreti İsa'nın ölümünden sonra olacak. Ve ba'de hetmin Habeşetil Kâbete, işte Habeşlerin Kâbe'yi yıkmasından sonra. Ve tefasîl hâzî ahvâli leyse hâzem mahalle beyani bastiha. Yani bu olayların detayları, yani çok da, yani ne diyelim, açıklama sadedinde değil. Yani herhalde anladığım kadarıyla burada yani farklılıkların olduğuna işaret ediyor. وَكَذَا مَا أَبْهَمَ بِقَوْلِهِ Ebheme'ye şuradan tekrar bakalım. Yani şu sözle, yani aslında bunların gizli olduğunu söylemek mümkün. Ve sair alameti yevmül kıyamet ve diğer kıyamet alametleri. İz yekfil imanın icmali. Bu kıyamet alametlerine icmali, genel bir iman yeterlidir. Lima fil kitabı ve sünneti. Kitapta ve sünnette geçtiği üzere. Alema veledit bihi. Yani
bize ulaştığı şekliyle. Ey ala rıfkı ma ce'et bihil ehberu sahihatun. Sahih haberler yoluyla gelen rivayetlere uygun bir şekilde icmal olarak inanmak gerekiyor. Yani bel nedir bu el ahbaru sahiha? El ayatu sarihatu nisbeti ile ba'di şeraitiha. Yani bu bazı şartların işte sahih ayetlerle ifade edilmesi gibidir. Hakkun kainun. Bu gerçekleşecektir. Ey sabitun. Ve amrun kavimun. Yani bu sabittir, gerçektir, sağlam bir şeydir. Vallahu yehdi men yeşe'u ila sırat-ı müstakim. Allah dilediğini doğru yola ulaştırır. Min cemali fadlihi, yani fazl-ı kereminin büyüklüğünün eseri olarak. Ve in kana subhanahu kema kâle. Allah-u Teala'nın dediği gibi vallahu yed'u ile der-i Allah selam yurduna çağırıyor, davet ediyor. Umumil enami. Bütün insanları bir muktada adaleti gereği. Fe hatemel imamu mu'tekadehu bil hidayetil hasetil halisetil. Yani burada imam inanılacak şeyi, yani hidayetle özel tertemiz hidayetle inanılacak şeyi burada bitiriyor. Naktedi bihi, ona biz uyuyoruz. Fi talebi husn hatimeti, yani güzel bir sonla bu alemden ayrılmayı, yani hayırlı ve imanlı bir şekilde ayrılma anlamında. Bistimlari haledil bidayeti ila makamin nihayet. Yani bir istikrar. Baştan sona kadar istikrarlı bir şekilde gitmek. Makrunen bi aynil inayeti. Yani ne diyelim? Yani büyük bir ihtimamla, yani sanki görüyormuşçasına, bir şeylerin külüne varmaya yaklaşırcasına, o zeynil himayeti, yani böyle sağlam bir şekilde hakikatin, bilginin işte süslenerek, amma yüetti ile dalaleti vel gaviyeti, yani vel rivayeti veya vel gavayeti, yani dalalete, yani sapkınlığa ve yanlışlığa götürecek şeyden koruyan bir şekilde böyle hakikatleri görüyormuşçasına baştan sonuna kadar istikrarlı bir şekilde, yani hayırlı bir sonu talep etme bağlamında biz imama uyuyoruz. Fenes'elullâhe el-afve vel-afiyete. Rabbimizden bizi affetmesini, sağlık sıhhat vermesini ve devam er riayeti, yani böyle her şeyin hakkına riayet ederek devam etmeyi Rabbim bize nasip etsin diyor. İnteha şerhul fıkhül ekberi lil Molla Ali İbnil Sultanil Kari. Evet. Böylece ne diyor? Molla Aliül Kari'nin Şerhu Fıkhül Ekber'i bitmiştir. Evet arkadaşlar, hep birlikte uzun bir süreç oldu, uzun bir ara verdik ama yani gücümüz yettiğince hep birlikte Molla Aliül Kari'nin Şerhu Fıkhül Ekber'ini birlikte okudum, tamamladım. Her insanın yanıldığı şeyler olabilir. Allah birçok yanılgıdan korusun. Doğrudan ayırmasın. Hatalarımız varsa affola. Şimdi bu kitabı bitirdik. Klasik eseri. İnşallah bundan sonrasında onu ben paylaşırım inşallah. Tabi İmam Ebu Hanife'nin
çizgisinden giderek işte ilk önce şeyi okuduk biliyorsunuz. İşte ona atfedilen risaleleri okuduk. Beş tane risale. Şerhül Alim ve Müteallim'le başladık. Şerhül Fıkıh Rehber okuduk. Şimdi İbn-i Furek'in olan onun tarafından yazılmış olan Şerhül Alim ve Müteallim. Onu okumaya başlayacağız. İnşallah önümüzdeki haftalardan itibaren oradan devam edeceğiz. Evet. Hayırlı olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.